Evet, evet. Evet, bu konu mühim demiştik. Evet. Burada ne dedi? Hemen orayı bir zikredelim. Kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakının. Hadisi şerifi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu mevzuyu fütühatta birkaç yerde zikrediyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Yani diyor ki Allah onların bir kısmı diğerlerine güzel ve aldatıcı söz söylerler der. Kastedilen şeytanın süsleyip güzel gösterdiği amellerdir. Onların hakka bakan bir yönleri olsa bile maden pistir. Evet, bazı güzel söz ifade eden insanlar çıkabilir. Bu çok mühim. Günümüzde bu hataya İslami camiadan çok insan, özellikle de tasavvufla iştigal ettiğini ifade eden insanlar bu hataya çok düşüyor. Ne yapıyor? Güzel bir söz buluyor. Bunu insanlarla paylaşıyor işte sosyal medyada, sosyal mecrada. Kimin sözünü alıyor? Bir gayrimüslimin sözünü alıyor. Yani iman ehli olmayan, ehli imandan olmayan bir gayrimüslimin veya bir ateistin, inkarcının, her neyse, bir felsefecinin bir sözünü alıyor, paylaşıyor. Şimdi söz güzel olabilir. Hakikati yansıtabilir. Doğrudur. Aynen burada bahsettiği gibi. Ama cevher pis. Burada İbn Arabi Hazretleri diyor ki cevher pis. Yani cevher pisten kastettiği ne? O güzel söz olmasına rağmen, hakikat olmasına rağmen bir gayrimüslimden çıkmış. Dolayısıyla biz onu niye alalım ki? Buna da ne güzel örnek veriyor. Bakın bu Müslümanın, birçok Müslümanın, birçok tasavvuf ehlinin düştüğü, hataya düştüğü yer. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde belirtmiş. Oradaki hadis-i şeriften de vurgu yapıyor. Kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakının. Kötü yer kim? İşte o gayrimüslim. Güzel cariye ne? Teşbih var burada. Onun ağzından çıkan bir hakikat sözü. Kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakının. Yine buna benzer başka bir hadis-i şerifinde beyan ediyor, fütühatta geçiyor. Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız. Aynı anlama geliyor. Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız. İşte böyle bir hakikat sözü bir gayrimüslim bir felsefeciden alıp da kullanmak, onun reklamını yapmak, onu ne müthiş bir söz söylemiş. Onu alıp yaymak. Yaymak. Hakikate dair müthiş bir söz söylemiş deyip bunu insanların arasında yayılmasına sebep olmak, gerek o sözü kullanan kişinin, gerekse o sözlerin ulaştığı, okuyan insanların nezdinde sempati kazandırır. Kime? İşte o gayrimüslime. Dolayısıyla sempati kazanınca insan o gayrimüslimi meyleder. O kişinin, o felsefeci olabilir, başka bir şey olabilir, her neyse, onun eserlerini okumaya, yazar olabilir, eserlerini okumaya, bu konuda mesela Osho diye geçiyor değil mi okunuşta? Osho'nun sözlerini müthiş bir şekilde, yani bir tek örnek veriyorum, onun gibi birçok zevatın sözlerini paylaşıyorlar. Ve kendilerine de güya şöyle bir savunma yapıyorlar. Efendim, hakikat sözü bu. Bir hak, hakikat. Dolayısıyla bunu alıp paylaşmamda ne sakınca olabilir ki diyor. Hatta şunu da delil getirmeye kalkıyorlar kendilerine. Peygamber Efendimiz dememiş midir? İlim Çin'de bile olsa gidin alın. Başka bir hadis-i şerifi, müminin yitiğidir. Nerede bulsa alır. Bunu da delil getiriyorlar. Kendilerince tevil ederek delil getiriyorlar. Böyle sözü yok mu Resulullah Efendimiz'in? Dolayısıyla diyor, ben gayrimüslimde de olsa, kafirde de olsa bir söz, haksa, hakikatse ben onu alırım, kullanırım. Hazreti İsa kullanmamış. Sen kim oluyorsun? Bir de kelime-i tevhid, la ilahe illallah demişler. Hazreti İsa'nın karşısına geçiyor şeytan. Ya İsa, la ilahe illallah de diyor. Hazreti İsa demem diyor. Sen dedin diye demem. Ya Hazreti İsa peygamber, bu peygambere şeytanın oyununa bakın, şeytanın oyununa. Bir peygambere
kendi sözünü söyletmek için karşısına geçiyor. Söyleteceği söz hak. La ilahe illallah. Evet. Ama peygamber, tabii ki peygamber düşer mi o tuzağa? Sen dedin diye demem diyor. Çünkü onu, o telkini veren kim? Şeytan. Allah'ın lanetine uğramış iblis. O zaman biz de hakikate dair bir söz gayrimüslim üzerinden, felsefeci üzerinden geldiğinde almamız hata olur. Yanlış olur. Gerek kendi gönlümüzü zamanla onun sözlerini ala ala ona meyletmesine sebep oluruz. Zayıf imanlı insanlar. Veya o sözü sen kullanırsan senin takipçilerin, etrafındaki insanlar, aa bak işte falanca kişi Osho'dan hep örnek verip duruyor. Bu Osho nasıl biriymiş ya? Güzel biri herhalde ya, bak ne kadar manidar hakikat sözler söylemiş. Alayım da şunun eserlerini okuyayım der. Bir kitabını okur, iki kitabını okur, üçüncüye o da kayar gider, imandan olur. Onun için eğer hakikat, madem ki hakikate dair güzel söz paylaşmak istiyorsun, yahu bunun menbaı bizde, İslam'da. Hakikatin en mükemmeli Allah-u Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Niye Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti alıp koymuyorsun oraya, madem niyetin, kastın hangi konuda bir şey paylaşmaksa? Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini al. Veya Ehlullah'ın, Kur'an'ın açıklanması mahiyetinde ve Resulullah Efendimizin hadislerinin açıklanması mahiyetinde olan sözleri var, izahları var. Al onu paylaş. Gerçek hakikat bu. Hakikat kendi asıl mecrasında aranır. Asıl mecrasının dışında hakikati arayanlar sapıtırlar. Kaybolup giderler. Çünkü asıl mecra burasıdır. İslam'dır yani. Bu işin özü İslam'dır. Bir İslam'ın içerisinde sen hiç bir şey bulamamışsın da gidiyorsun. Yani hiçbir şey yok yani. İslam'ın, Kur'an'ın, hadis-i şerifin, haşa, Ehlullah'ın sözlerinin içerisinde o kadar böyle can alıcı, dokunaklı, hakikati ifade eden hiçbir şey bulamadın da bir kelam. Gittin gayrimüslimin eserinden şu sözü alıyorsun. Ya ne müthiş bir söz söylemiş adam diyorsun, paylaşıyorsun. Bunlar, bu tarz insanlar hakikatte İslam'ı da hakkıyla bilmeyen insanlar zaten. Bilmiş olsalar bunu yapmazlar zaten. Çünkü eğer ki kendi özünde, bir de Müslümanım diyor. Kendi özünde gerçek manada Müslüman olsa, kendi özünde, kendi kitabında, kendi dininde, peygamberinin sözünde, Veliullah'ın sözlerinde bu hakikatlerin nice altın kıymetinde cevherlerin olduğunu bilir, görür, anlar ve bunları alır, bunları kullanır yani. İşte bu hataya maalesef günümüzde Müslüman kitle çok düşüyor. Tasavvufla iştigal edenler de düşüyor buna. Ama buradaki hakikati İbn Arabi Hazretleri ne muazzam bir şekilde ifade etmiş. Hazreti İsa'dan örnek vererek, bakın Hazreti İsa'nın karşısına şeytan çıkıyor, La ilahe illallah de diyor. O da sen dedin diye demem diyor. Neden? Çünkü bu hak sözü telkin eden kim? Allah'ın lanetine uğramış şeytan. Allah'ın lanetine uğramış şeytandan hakikat alınmaz. Alınmaz. Bu da yine şeriata göre hareket etmek oluyor değil mi hocam? Yani burada tabii ki şeriata göre hakikat etmek. Yani bu şu söz, Hazreti İsa'nın iblise karşı söylediği söz son noktayı koymuş zaten anlayana. Ha bundan sonra hala kendince geçerli bir deliller, ispatlar getirmeye çalışıp da ya işte öyle değil, siz yanlış anlıyorsunuz, bu hakikat şöyledir, böyledir, biz bu manada alıyoruz da kullanıyoruz diyenlerin bütün izahları ve savunmaları sıfırdır. Hakikati görene. Gören nezdinde. İstediği kadar kendini savunsun. O kendine avutur. Başka bir şey değil. Çünkü Resulullah Efendimizin bak hadis-i şerifi de var. Kötü yerde bitmiş, güzel cariyeden sakınınız. Bu hakikati ne güzel ifade eden bir hadis-i şerif işte. En çok akademik kariyerde yol alan insanların yöneldiği... Nice insanlar hataya düşüyor bu konuda. Bu çok mühim. Her zaman fırsatını buldukça uyarıyoruz. Bu vesileyle bu konuyu tekrar işlediğimiz için tekrar uyarıyoruz. Sohbetimizi dinleyen kardeşlerimize, bilmeden hataya düşenler olabilir. Aman bu hatadan uzak dursunlar. Hakikati gayrimüslimin eserlerinde aramayınız. Sözlerinde aramayınız. Bazen bazı insanlar, araştırmacı insanlar çıkıyor diyor ki efendim ben işte Allah'ı bilmek, tanımak adına, hakikati bulmak adına araştırıyorum. Okumayı çok seviyorum. İşte falanca
Hinduizm'den, Budizm'den, falanca felsefeciden, Alman bilmem ne felsefecisinden, İngiliz bilmem ne felsefecisinden eserlerini, kitaplarını okuyorlar. Veya psikoloji alanında eserler okumaya çalışıyorlar. Felsefe alanında eserler okumaya çalışıyorlar. Bunların hepsi altyapısı sağlam bir şekilde, zemini, iman esasları sağlam bir şekilde inşa edilmemiş insanlar için müthiş bir tuzaktır bunlar. Yani imanını çok zedeler. Eldeki imandan olmasına sebep olur insanlar. Onun için her ne arıyorsak psikolojik alanda, psikoloji alanında da, psikiyatri alanında da bir bilgi sahibi olmak istiyorsak dahi yine İslam kaynaklarına bakalım.